Evet. Hani merak ediyorsan hani örneklerini internetten görmen, hani hangi filmler çekilmiş, şey yapmış, yapılmış, nerede gösterilmiş, hepsinin verileri var. Gerçekten mi söylediğim doğru? Ben bu soruyla daha önce de karşılaştım. Esas problem sanat üretilmiyor olmasında değil, gerçekten izlenmiyor olmasında. Ve bunun da işte birkaç tane nedeni var. Bir kere biraz alışkanlık problemimiz var. Yani televizyonda seyrede seyrede sinemaya gitme alışkanlığımız düştü. Hızla yükseliyor. Yani bundan 6-7 sene önce 30 20 30 milyon bilet satılırken şimdi 60 küsür milyon satılıyor. Yani 5-6 yılda bu rakam hızla yükseldi ki 2000'lerin başında mesela 5 milyon bile satılıyordu. Müthiş düşüktü. Yükseliyor, ilerliyor, değişiyor. 20 yıl, 30 yıllık bir ara verdik biz. Yeşilçam'la bizim jenerasyonumuz arasında 30 yıllık büyük bir boşluk girdi. Ve o boşluk hepimizi bu mesleği yeniden öğren, sıfırdan öğrenmek zorunda bıraktı. Başka var mı aklında sorular? Buyurun. Ben şeyi merak ediyorum. Sizce sanat nedir? Gerçekten merak ediyor musun? Yani benim için sanat ilham alıp ilham vermektir aslında. Yani sanat sonuçta bir iletişim alanı. Aynı konuştuğumuz dil gibi. Yani sözcüklerle yaptığımız konuşmayla yaptığımız şey gibi, müzikle yaptığımız şey gibi, başka herhangi bir araçla anlatılamayacak olanı anlatmak için, dışa vurmak için. Bu iletişimi biz niye yapıyoruz? Davet ediyoruz, ibret veriyoruz, ilham veriyoruz. Sanatçılar aslında bir sanat eseri, sadece bir sanatçının bir anlık yaratısı değil, yaşadığı bütün hayattan topladığı verilerin oluşturduğu bir bilgiyi paylaşma çabası. Tabii bir sürü şekilde tanımlanıyor şüphesiz bu tanım. Biraz bana ait bir tanım ama en önemli kısmı sanat aslında ilham vermek için yapılan bir şey. Dolayısıyla illa ibret değil yani. Yani çünkü bir gül, çok güzel bir gül tablosu yapabilirsiniz. Hani oradan ibrette ne olur? İbret ne olacak? O bize görme ilhamı verir. Yani bak, güle böyle bakılabiliyormuş. Birisi güle baktığında benim hiç görmediğim bir şey görüyormuş deyip sonra bir daha güle baktığınızda başka bir şey görebilmek. Bunu sağlıyor. Buna davet ediyor sanatta. Yani zannetmeyin ki yalnızca böyle hani işte ahlaklı olmak, vicdanlı olmak, toplumsal problemlere çözüm bulmak için yapılsın sanat. Çok daha üst bir, çok daha derin bir etkisi var gerçek sanatın üzerimizde. Hiç sözü olmayan mesela bir müzik düşünün. Yani müzik eserini düşünün, enstrümantal bir parçayı düşünün. Ne anlatıyor sorusuna cevap verebilir miyiz kolay kolay? Ne hissettiriyor konusunda düşünmek daha doğru. Yine bir televizyon dizisinde ama çok mükemmel bir yabancı diziydi. Orada bir sahne vardı. Dünya yok oluyor ve artık hani bitecek. Kendi kendilerine yaptıkları bir şey yüzünden dünya tamamen insanlar ölmüş. 5-10 kişi kalmış. Bunlar da ne yapalım diyorlar. Ama teknoloji de gelişmiş hani batıyor dünya ama parçalanmak üzere diyor. Yani içinden patlamak üzere. Bütün türümüz yok olacak diyorlar. Ne yapalım? Ne gönderelim? Hani bak bir uzay gemisi var, 4 tane modül var. Bunları hani içine insan koysak bir şey olmaz. Ne koyalım da gönderelim diyorlar ve bir müzik parçası koyuyorlar. Yani bu çünkü çok da vakit de yok, imkan da yok ellerinde. Ne koyarsak garanti böyle bir medeniyet yaşadı, böyle bir tür var oldu. Anlatabiliriz başka canlılara diyorlar ve bir müzik eseri koyuyorlar içine. Bir enstrümantal parça koyuyorlar. O kadar ilginç bir karar ki bu. Yani onu dinleyince o müziği üretmiş olan kültürü, çağları, insan deneyimlerinin hepsinin sonucu olan bir soyutlama, yani hem matematiksel bir hali var, hem estetik bir hali var. Bütün insan deneyiminin
yani bunu, bu müziği yapanların geldiği yeri tahayyül etmek mümkün. Böyle cevap bilemiyorum. Evet. Bu gidişatı hiçbir şekilde değiştirmez. Çünkü şöyle, isterseniz bir seri katil olun. Yani seri katil, yani sırf zevk aldığınız için insanı öldürüyorsunuz. Çocuk, bebek, kadın, yaşlı, hiç fark etmeden cinayet işlemeyi seviyorsunuz. İnsanlara acı çektirmeyi seviyorsunuz. Böyle bir alçak varlıksınız ve sanat yapmaya karar veriyorsunuz. Ve sonunda yapıyorsunuz. O sanat eserini gerçek anlamda müthiş bir, etkileyici bir sanat eserini ortaya çıkardıktan sonra bir, siz artık siz değilsiniz. İki, o sanat eseri zaten sizden bağımsız bir şey. Sizin karaktersizliğinizin, karakterliğinizin, inancının, bilmem neyin hiçbirinin önemi yok. Eğer o gerçek bir sanat eseri ise hangi koşullarda, kim tarafından, hangi destekle üretildiğinin hiçbir önemi yok. Ne gerçek bir sanat eseri ise biz seyrederiz onu. Öyle ya da böyle denk gelir seyrederiz, beğeniriz. Belki kimi sıkılır, kimi bilmem nedir, kimi eğlenir. Dolayısıyla sanatçı gerçekten sanat eseri üretirken mesela muhafazakar olmaya imkan yok. Yani o böyle bir tartışma vardı, muhafazakar sanat falan diye. Yani akıl dışı bir şey. Bir şeyi muhafaza ederek sanat yapılamaz. Ancak zanaat yapılabilir. Nedir? Bir bakır ustası bakır kazan döver. Ustasının aynısını yapmak zorundadır ki bir standardı var çünkü kazanın. Hep gelip o alınsın. Orada bile iyi zanaatkarlar ustalarını aşacak şekilde muhafazakarlığın tersi olan bir şey yaparlar. Ama azar azar yaparlar, küçük küçük yaparlar. Bir evolüsyon gibi, evrim gibi yaparlar. Ama sanat öyle bir şey değil. Yani işte bu hükümet, faşizan arzuları olan bu hükümet sanatı destekliyor, kendi sanatçısını yaratmak istiyormuş. Almanya'da Nazi döneminin en ünlü sanatçılarından biri bir kadın sinemacıydı. Ve seyredim filmlerini, hakikaten Nazi propagandasının has filmleri. Fakat o kadar muazzam ki, o kadar insan vücuduyla ilgili böyle atletler, bilmem neler falan filan, tamam böyle biraz üstünüze gelen şeyler ama şaşırtıcı kalitede hala örnek alınan çok ilginç sanat eserleri de çekti o kadar. Yani sanat tam tersine reddedilmesi gereken bir şey. Yaptırılmaması lazım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben hani burada sadece bir takım haksızlıklar, yani hiç çok kalitesiz insanlara sanat eseri üretsin diye, yani yeteneksiz ve kalitesiz insanlara, kalitesiz insandan yanlış anlamayın, yani mesela bilgisi olmayan, o alanda, başka alanda olabilir çünkü, yeteneği olmayan bir takım insanlara kaynak aktarılması gibi bizim Türkiye'de çok alıştığımız bir durum eleştirilebilir ancak. Yoksa kendi sanatçısını yetiştiriyor olmak, kendisinden olmayacak birini yetiştiriyor olmak demek zaten. Sanatçı öyle bir şey, yani doğurduğundan kopar sanatçı. Belki Hacivat Karagöz'ü hatırlıyorsunuzdur. Levent Kazan çok tatlı bir buluşudur. Mizahçının göbek bağı olmaz. Annesinden bile kopmuştur o. Yani ondan bile uzaklaşmıştır. Çünkü bu belli türden bir özgürlük gerektiriyor. Bir yaratıcılık gerektiriyor. Yani bir yere bağlı olarak yapamazsınız onu. Onun için korkunun ecele faydası yok. Evet. Merhabalar. Fatih. Şu anki mesela oyunculuk sektöründe özellikle yani bir şey yeni yeni başlamaya çalışan insanlara ne gibi tavsiyeleriniz var? Bir de şeyi merak ediyorum. Niye bu kadar fazla oyuncu var şu an ülkede? Yeni oyuncular. Niye? Çok zevkli bir şey. Ama bir eğitim almadan bir ajansa gidip yazılıyorlar. Yani onlar oyuncu olmuyor ki hemen. Ajansa bu istek var yani. Oyuncu çünkü, isteği. Ama neden? Çok açık.
Yani bir talep var çünkü. Bak, yılda 200'ü aşkın dizi yapılıyor. Her gün oynayan diziler bunlar neredeyse. 200'e yakın sinema filmi yapılıyor. Binlerce kısa film yapılıyor. Birçok internet müthiş bir içerik açlığı çeken bir alan, görsel içerik. Orada başka projeler var. Yabancı ülkelerin yapımcıları da Türkiye'de çalışıyorlar. Onlara da hizmet verenler var. Dolayısıyla oyunculuğa sinema okulu sayısı niye bu kadar fazla? Yanlış hatırlamıyorsam 112 tane üniversite var Türkiye'de. Belki biraz daha fazla. Üniversitesi olup da içinde sinema, televizyon bilmem ne bölümü olmayan üniversite yok. Yani şehirlerin hepsinde var. Üniversitesi olup da içinde sinema, televizyon bölümü olmayan üniversite yok. Bütün bunlar oyuncusuz yapılabilecek bir şey değil kolay kolay sinema filmleri, televizyon dizileri. Dolayısıyla da talep var. Amerika'da da çok oyuncu var. Ve inanın Türkiye bir oyunculuk cennetidir. Yani bence çok çok iyi oyuncular var Türkiye'de. Bunun bir sürü nedeni olabilir. Amerika kadar çok televizyon seyreden yeryüzünde bir tek ülke var, o da biziz. Ama geçmişte de dünyanın en çok film seyredilen ülkesiydi burası. İlk üç. Amerika, Hindistan ve Türkiye. Yani bizim annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz film seyrederek büyüdüler. Bakın eski fotoğraflarına. Orada Sadri Alışık'tan Clark Gable'e, Rita Hayworth'tan bilmem kime, bütün insan o tipleri görürsünüz. Yani insanlar kendilerini filmlere bakarak yapıyorlar eskiden. Benim annem kız enstitüsü mezunu, kız enstitüsünde işte biçki, dikiş bilmem ne falan filan, fotoğraflarına bakıyorsun. Dikmişler kendileri giymişler. Hepsi Amerikan veya Türk ünlü sanatçıların, oyuncularının kıyafetleri gibi. Bu yani oyunculuğa çok yatkın bir kültür var burada. Bu bir. İkincisi, insanların neredeyse yarısı oyuncu olabilir, yarısı da asla olamaz. Mesela oyuncu niteliklerine sahip insanlar avukat olurlar, öğretmen olurlar, politikacı olurlar, oyuncu olurlar. Yani böyle meslekler var. Topluluğun karşısında konuşmaktan haz almak, utanmamak, beğenilmekten özel bir insani enerji, yaşam enerjisi almak gibi. Bir de tabii ekmeğini kazanmak gibi. Ama daha çok hani bakılayım, beğenileyim. Bu düşündüğünüz kadar ayıp bir duygu değil. Yeni oyunculara tavsiyeniz var mı? Oynamak. Oyuncudan kaçan bizim derneğe kabul edilmiyor. Oyunculuktan kaçan oyuncu. Nasıl oynayacaksınız? Eskiden tabii bunu tavsiye etmek o kadar kolay değildi. Şimdi kolay. Bir kere film çekenler var. Cep telefonuyla bile çekilebiliyor. Biliyorsunuz Vine'lar, bilmemler, şunlar bunlar. Fırsat bulduğunuz her yerde oynayacaksınız. Ama en önemlisi nedir biliyor musunuz? Hala en ilkel yol hala çok geçerli. Çünkü çok temel bir yol. Sahneye çıkmak. Kamerayı falan değil. Yani insan karşısına çıkıp oynamak. Ya grup olarak oynamak ya tek başınıza hikaye anlatmak. Bunu denemeden gerçek anlamda oyuncu olmanız çok zor. Tersini yapanlar bile var. Sinemada ünlü olup sonra gidip sahnede oynayanlar bile var. Çünkü orada böyle, şimdi ben sizin hepinizin gözlerini, yüzlerini görüyorum. Ve mesela sıkılıyorsanız ona göre tonumu değiştiriyorum. Gülüyorsanız biraz daha üstüne gidiyorum. Biraz kaba saba konuşunca hoşlanıyorsanız devam ediyorum. Tıs diyorsa hemen konuyu değiştiriyorum. Yani anlattığım hikaye aynı bile olsa buraya göre değiştiriyorum. Bunu öğrenmek bir oyuncu için en önemlisi. Yani nasıl beni seyrediyorlar ve ona göre oynayayım diye düşünmek oyunculuğun neredeyse temel motiflerinden biri. Onun için mutlaka fırsat bulun, oynayın. Yani tabii eğitim alabiliyorsanız alın, ama bir tiyatro grubu vardır. Şuraya bir sahne kurarsınız. Ben o kadar çok tiyatro oyunu seyrettim ki küçük küçük evlerde 60 kişi nefis oyunlar. Siyahla kapatmışlar. Bir tane ışık. Çok güzel oyunlar. Çok iyi oyunculuk çünkü. Yani dekor yok. Sadece oyuncular var. Mesela 4 kişi bir bank kurmuşlar. İşte var ya, dünyada binlerce, milyonlarca değişik oyun var. Türkçe'ye de çevrilmişleri var.
bir takım öyküleri bile uyarlayabilirsiniz eğer küçük yazma yeteneğiniz varsa. Edebiyata başvurabilirsiniz. Yani oynamak yeryüzünün en eski mesleklerinden biri. En eski. Yani o bildiğiniz insanlığın ilk mesleği falan denen şey var ya, o ondan önce. Çünkü bir tane oyuncu olacak ya da bir meddah olacak ki toplum diye bir şey oluşsun. Ne yapıyor hikaye anlatıcıları, eski hikaye anlatıcıları? Bizim hikayemizi anlatıyorlar bize. Biz onları hikaye edemiyoruz. Aramızdan birisi çıkıyor. Diyor ki ya diyor geçen gün mamut avında şu Urk gitti mamutun gözüne sapladı. Kahraman adam ya diyor. Urk artık kahraman. O topluluk bir kahramanı olan. Avda birlikte şey yapan. Sonra yemek yiyen. Bütün bunları hikaye diye anlatıyor çünkü. Hikayesi anlatılınca biz toplum oluyoruz. Dolayısıyla ilk meslek o. O mesleğin etrafında, yani hikayenin etrafında bağlanıyoruz birbirimize. Bizim aramızda bağ kurulan şey, şimdi burada bir hikaye var, onun için buradasınız. İşte bu dernek var. Bu derneğin bir hedefi var. Siz o hedefi paylaşıyorsunuz. Buralısınız bu anda. Ben de size sizin kim olduğunuzu, ne istediğinizi aslında anlatıyorum. Yani oyunculuk bu hikaye anlatıcılığı mesleğinin, bütün bunların hepsi hikaye anlatıcı meslekleri, her şeyin kendisinde toplandığı bir meslek ve çok eski bir meslek, en kolay yapılabilecek meslek. Sadece işte yeteneğin varsa para kazanırsın, yani bir dilencilik mesleği aynı zamanda, yani ben sizi eğlendireyim de bir sandviç alın bana. Bu yani bizim yaptığımız, bundan utanmamak lazım. En önemli engel de utanç tabii. Ben size ilham olmuş bir şey yapabilirim. Hani herhangi bir şey yapabilirim. Yani gerçekten benim dediğim hani ilham aldığım bir şey dediğim şeyler yani onların. Şimdi hani ben makine mühendisi, atom mühendisi olacaktım. Öyle bir meslek yokmuş. Bazısını kazandım, endüstri mühendisliğini. İlk dönem 2.70'ti notlarım. Transfer oldum makine mühendisliğine. Yani kafaya bakar mısın? Geleceğimi hiç görememişim yani. Ondan sonra da 2 ile mezun oldum. Yani 1.99'da okuldan atılıyordum. Yani çıtır çıtır yiyerek yani mühendisliğe geçtim, uyandım. Dolayısıyla hiç o anlamda, ama benim annem biraz değil, bayağı bir sanatçı bir insandı. İşte sopranoydu, bilmem ne, üniversiteye gidememiş, konservatuvarın yarısında bacaklarını yırtarım diyen abileri tarafından okuldan alınmış. Hani sanatçılık içinde kalmış, çok yetenekli bir kadındı. Ama onun dışında etrafımda neredeyse, yani benim yaşadığım dönemde abiler vardı, kuzenler vardı konservatuvarlı falan, ama böyle bir sanat dolu ortamın içinde büyümedim yani. Dolayısıyla sanatçı olmak gibi bir kavram, sanat üretmek gibi bir kavram hiç olmadı aklımda. Dolayısıyla ne ilham verdi de bana oldum? Gerçekten üniversiteye girdim. Arkadaşlarım, birlikte olduğum insanlar tiyatro diye bir şey yapıyorlardı. Yani o yapılabilir bir şeymiş meğer. Yani seyredilen bir şeydi benim için sadece. Hani oradan biraz başladım ama hani bu soru çoktan unuttum neyin bana ilham verdiğini. Ama şu anda bana her şey ilham veriyor. Bir sanat eseri üretmek için. Şunu demek istiyorum. İlk sinemaya başladığımda neredeyse her seyrettiğim filmde kamerayı görüyordum. Çok rahatsız edici bir şey. Yani kamera şimdi o tarafa mı doğru dönüyor, bu tarafa doğru dönüyor falan. Ben normal insan gibi seyredemiyordum. Kafa hani yahu nasıl yapacağım bu işi diye çalıştığı için devamlı onu görüyordum. Daha sonra tersine bak bir şey başladı. Her baktığım yerde bir kadraj, bir hikaye. Ama bunları böyle hani şurada şu kadraj var diye bakmıyorum. Sonradan aklıma hep o sahneler, o açılar, bilmem neler, seyrettiğim filmler, okuduğum hikayeler, dinlediğim müzikler, hepsi bana hikaye anlatma konusunda ilham vermeye başladı. Konsantre olduğunuz zaman bir şeye, hani hep mizahçıların başına komik şeyler gelir derler. Yani ulan bu adamların da başına devamlı komik şeyler geliyor. Niye bizim başımıza gelmiyor dersiniz. Öyle değil. Gözü açılmış. Hani üçüncü göz falan ya da gönül gözü denir ya. Gözü açılmış. Bizim de görebileceğimiz şeyi, görmediğimiz şeyi görüyor bir mizahçı. Ondan yani orada komik olanı görüyor. Başına hep o yüzden komik şeyler geliyor mizahçıların. Ya da gülünecek, anlatılacak hikayeler geliyor.
Dolayısıyla bana artık her şey, bir de hani ben 55 yaşındayım, yani öleceğim ya. Yani o süre içinde eyvah, yani biraz daha bakayım, ona da bakayım, onun da hikayesini yapayım, onun gibi yavaş yavaş da, yani siz bu işe adım attıktan sonra, artık bu benim mesleğim, hayatım dediğiniz andan itibaren size yağmaya başlıyor. Bu çok iyi bir şey, böyle olsun zaten. Yani gözü açılmalı insanın, gözlem gücü artmalı ki hikayeci olabilsin, anlatıcı olabilsin. Onun için hani tek bir şey değil. Çok fazla şeye de özeniyorum yani, hani öyle diyelim. Evet. Bizdeki sanatsal filmlerin dünya standartlarına eriştiğini düşünüyor musunuz? Yani şöyle, mesela belki uç bir örnek ama Tarkovski'nin filmlerini izlediğim zaman hani 15 dakika bir adamı gösteriyor mesela. Ama orada yoğunlaşabiliyorum çünkü arkada bir heykel var, bir işte resim var. Hani onu düşündürtüyor bana. Ama bizdeki filmlerin, yani tabii çok da güzel filmler var ama 15 dakika bir adamı gösterdiği zaman ben orada yoğunlaşamıyorum. Yani bu benim hani izleyicinin şeyimi, eksikliğimi, yoksa bahsettiğiniz ekip çalışması eksikliği. Şimdi bir kere ben bu hani yerelliktir, ulusallıktır, işte milli sanattır, biz falan gibi kavramların sanatçı denen insanlara yakıştığını düşünmüyorum. Biz seyirciler en çok neyi beğeniyoruz? Bütün dünya bize açık artık. Yani dolayısıyla artık ha yanımdaki adam sanatçı olmuş, ha Allah'ın Rus'u sanatçı olmuş. Benim için fark etmiyor. Sanat eserine bakıyorum ben. Ve birbirine göre değerlendiriyorum. Yani bir filme bakıyorum, bir de öbür filme bakıyorum. Hangisi daha iyi? Hangisi bana ilham veriyor? O veriyor. Bu vermiyor. Bir kere biz hani o anlamda sen sanatçını bulmuşsun. Doya doya seyret. Ne diye takılıyorsun kötü eserlere? İkincisi, şunu hatırlatayım. Yani bu iş nasıl oluyor? Tarkovski'nin en kötü filmi diye bilinen, hani kendisinin de yazarıyla kavgalı olduğu Solaris diye bir filmi var. Ben çok severim gerçi. Ben Stanislav Lem'i de severim, yani Polonyalı yazar. Ama romanla Tarkovski'nin çektiği arasında çok önemli farklar var. Ben de öyle bir fark olsun isterim zaten. Aynı şeyi niye göreyim, o sanatçı onu yorumluyor. Yani bir ciddi bir tefsir değil o. Daha da öteye geçiyor. Yani yeni bir sanat eseri. O film Rusya'da 20 milyon kişi tarafından seyredildi. 20 milyon ya. Tarkovski. Yani Allah'ım, o kadar zor ki anlaması. Ya var mı arası? Böyle bakabileceğimiz bir film. Ben ilk seyrettiğim filmde hiçbir bok anlamadım. Çok güzel ama ne diyor falan oldu. 7 tanecik de film çekebilmiş adam. Olağanüstü inançlı bir adam. Yani çok çok ciddi bir dindar. Hiç kimse onu muhafazakarlıkla, dindarlıkla, şunla bunla eleştirmiş değil. Çünkü o kadar ilham verici ki anlattıkları. Ve Stanislav Lem ciddi bir ateisttir. Ama yazdığı şey çok inançla, varoluşla, yaratılışla falan ilgili. Şimdi bunlarla Tarkovski yalnız değil ki ya, çektiği bütün film. Bak, Stanislav Lem gibi Polonya'dan yetişmiş, çok ciddi bir bilim kurgucu. Yani bir eğlencelik bilim kurgu değil. Son derece felsefi bir arka planı olan bir yazı eserinden onu yazmış. Başka eserlerini şairlerle, edebiyatçılarla birlikte çalışmış. Ama bütün bunların önemi yok. Seyirci öyle. Seyirci onun filmini seyrediyor. O zaman yapabiliyorsun, cesaret gösteriyorsun yapmaya. Yani şimdi benim meslektaşlarımın büyük bir çoğunluğu çok derin şeylerle ilgileniyorlar ama yapmıyorlar. Çünkü istenmiyor ondan onlar. Arzu kaybına uğruyorlar. Yapsalar sevindirecek bir tepki alamayacaklar. Bu tıpkı şey gibi, yani aydınlar niçin harekete geçmiyor ya diye bir şeyimiz var yani. Şurada olaylar oluyor, aydın olarak siz ne yaptınız ki şimdi herhalde? Ben şurada oturuyorum, sana ne yapıyorsun sen? Devamlı böyle bir şey var ya, hakikaten çok eğlenceli bir şey film seyretmek. Yani seyrettikçe film yapanlar daha da kaliteli hale gelecek. Gene benzer bir cevap verdim. Benim sorum var ama benimki biraz eğitim kısmıyla alakalı. Ben Akadaş Üniversitesi'nde okuyorum. Evet. Ve orada RTS öğrencilerinde ciddi bir vizyon farkı var gibi geliyor bana. Yani bir kısmında. En azından ilk geldikleri zaman benim sınıfta ciddi bir
vizyon farkı var. Yani bazıları bu konuda aslında kendini yetiştirmiş, bitkinse ya böyle gelmiş gideriz modunda. Yani çok siz de biliyorsunuzdur şey yapmıyor. Hepimiz biliyoruz. Bu farkı nasıl kapatabilirler, nasıl kapatabilirler? Hangi bölümdesin sen? Yeni medya. Yeni medya. Yeni medya. Şimdi yani özellikle kendi bölümündeki arkadaşlarından mı söylüyorsun? Reklam öğrencilerine de ben, yani reklam, sinemada da ben çok fark etmiştim. Bazı arkadaşlar da bize okul bırakmaya falan diyorlardı. Ama bak şöyle bir şey var. Ben yüksek lisansta ders veriyorum. Orada film ve drama diye bir bölüm var. Onu Çetin Sarıkartal'la birlikte bizim bir fikrimiz vardı sinema eğitimi üzerine. Sinema ve tiyatro eğitiminin içli dışlı olması üzerine. Böyle bir proje yaptık. Kadir Aslan bunu kabul etti. Bölümü kurduk. Yalnızca profesyonel, yani üniversite bitirmiş. Ama hangi bölüm olursa olsun, iyi bir dosyası olan, yeteneği olan, oyuncu, yazar, yönetmen ve yapımcıları seçiyoruz oraya. Orada tabii şey olmuyor, yani hani ya işte geldik gidiyoruz gibi bir durum olmuyor. Hani askerden kaçmak için geleni anlıyoruz, biz avlıyoruz. Biz de askerden kaçmak için üniversiteye şey yaptığımız için yemiyoruz onları. Onlar zaten gelmiyorlar da pek fazla. Ama lisansta durum böyle değil. Hakikaten üniversiteyi kazanıyorsun, artık falda ne çıktıysa piyangoda ona devam ediyorsun. Bir tek dediğim gibi, evet biraz vakit kaybı ama hani bir genel kültür sağlıyordur. Bir. İkincisi, yetenekli olup olmadığını görüyorsun. Yani tamamen suçlamıyorum o arkadaşları. Bir, üniversite girme yöntemi böyle. Bütünüyle hatalı ve hastalıklı bir sistem. O sistem böyle olduğu müddetçe zaten daha sağlıklı bir sonuç çıkamaz. Bir de para veriyorlar okullara. Yani bir sürü de para veriyorlar üstelik. Yani anasına babasına deriz. O parayı hakikaten boş ver üniversite deyip hoşuna giden bir şey yap. Sadece bunun için harca. Ayda 25 bin, 30 bin lira para ya. Yılda. Değil mi? Yanlış mı biliyorum? O para al bak 30 bin lirayı. 4 yıl. 120 bin lira. Tamam mı? Bununla bir şey yap. Kendini ispatla, geliştir desen çok daha, çok çok daha faydalı ve hayırlı olacak. Orada elenmek için oraya gidiyorlar. Yani üniversite açısından, hocalar açısından. Ben hakikaten 20 kişi falan, 20-22 kişi geliyor bizim bölüme her yıl. 4-5 kişi müthiş başarılı oluyor. Görüyorum yani. Dersten faydalanıyor. Bizim ona bir faydamız dokunuyor. Okulun özelliği, yani bizim bölümün özelliği, iş bulmaya teşvik ediyoruz. Yani endüstriyle gönderiyoruz, oradan talep ediyoruz, bilmem ne diyor falan. Tık 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 bakıyorsun. Birisi oyuncu olmuş. Bir tanesi hala dizilerin yazar gruplarına girmeyi başarmış. Bir tanesi ikinci filmini çekiyor, sinema filmi. Öbürü bilmem işte 3 tane arkadaşıyla yapımcılık yapıyor. Bunlar diyoruz hani tamam, hiç değilse %20'sini eleyip şey yaptık. Zaten bir toplumun da %20'sini sanatçı yapabiliyorsan bu çok büyük bir başarı olur. Ama onun dışında hani bu böyle mızırdanacak bir durum değil. Bir kere dediğim gibi eğitim sisteminin çok pis bir stratejisi. Sonunda yazık oluyor. Ama yazık da olmuyor. Yani bir anlamda yazık olmuyor. Kafan çalışıyorsa işte kesilen sakal önüne düşüyor ve görüyorsun kendini. O değilim ben. Yani bu sektörde çalışmam doğru değil. Aklı başında birisin sen. Buna karar verebiliyorsun. İyi bir seçim yöntemiyle alınmıyor öğrenciler. Sanat söz konusu olduğunda demin tarif ettiğim gibi o bir Rusya'daki Nazım Hikmet'in mezun olduğu VGIK diye bir Moskova Film Akademisi vardır. Onun seçim yöntemiydi o bahsettiğim. Bu yöntemi anlatan da Hayk Kirakosyan adlı benim görüntü yönetmenliğini yapan 3-4 filmde, şu anda da Türkiye'de birçok filmde çalışan görüntü yönetmeninin macerasıydı. Yani Erivan'ın dağlarından bir Ermeni köylü çocuğu olarak başvuruyor. Portföyler, fotoğraflar çalışarak 2 yıl. Ondan sonra kabul ediliyor. Bir de orada imtihana gidiyor. 1 yıl deneme, ondan sonra okula başlıyor. Böyle bir yöntemle seçilirse hani yeteneği olmayanlar boş yere bir maceraya girmemiş olurlar. İnşallah ileride beceririz bunu. Başka? Bir söyleyeyim. Tamam. Bir şey soracağım. Edebiyat ve sinema arasındaki ilişki
ne olmalı diyelim de. Yani sinema yaparken besleniyor musunuz? Şimdi çok büyük bir hata var. Genç birçok senarist bana senaryo gönderiyor. Doğal olarak bir sürü başka yönetmene de, yani aktif olarak çalışan yönetmenlerin, yapımcıların hepsine, her yerden, yani sokakta durdurup beni elinde rulo halinde senaryo veren de var. İnternette bir hikayem var diye Face'ten bana bilmem ne atan da var. Gerçekten çok 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 değişik yerler. Türkiye'nin her yerinden, Malatya'dan, Ağrı'dan bir genç bir arkadaş, Kars'a gitmiştim, pardon nereye? Van'a gitmiştim. Van'a gitmiştim, evet. Sokakta bir çift polis durdurdu beni. Daha doğrusu sivil polis. Ezel Bey merhabalar dedik, yanıma geldiler. Film araştırdı. Hoş geldiniz şehrimize falan. Hoş bulduk dedi. Size yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa karakol burada. Film çekimi araştırması yapıyorsunuz herhalde dedi. Evet, tabii ki yani hani bir bok karıştırmasınlar diye göndermişler. Sonra bana yazdı, benim çok güzel karakol hikayelerim var. Senaryoyu almak ister misiniz diye. Ama yani başka bir şey anlatayım, daha acıklı bir durum. Yüksekova'ya gittim. Yıldırım Türker'le birlikte orada böyle bir film seyredip hani sanat tartışması yapmak üzerine, bundan 6-7 sene önce yani çözüm sürecinin başlarındaydı falan. Orada Yüksekova'ya öyle girmek kolay değil yani, önce bir polis girişi var. Oradan giriyorsunuz falan filan. Neyse girdik. Sonra bir orada çekim yapacaktık. Belgesel çekim yapacaktık. Biraz çekim de yaptık falan. Çıkışta özel harekat polislerinin bir karakolu var tam köprü çıkışında. Orada duruyorsun. Kimlik kontrolü bilmem ne. Çıkarken yanında bir şey götürüyorsun falan. Orada da kovboylar. Silahlar falan. Saçlar, sakallar, bilmemeler falan. Yani öyle Amerikan filmlerinde falan görürsünüz. Yani Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçıları ve sınır devriyesi falan gibi bir durum var. Ama yani silahları görmeniz lazım. Ben silahlardan da anlıyorum. Hani hiç nefret ederim ama ister istemez anlıyorum. Şöyle gümüş bilmem ne sarkıyorlar falan. İlginç dayılıklar. Bir tanesi, Ezel abi dedi. Lan dedim. Baktım, uzun saçlı, sakallı falan. Hani geldi. Güzel abi, tanımadın mı beni dedi. Yok dedim. Abi dedi, senin yüzünden bu işi yapıyorum ben dedi. Neden dedi? Beni işe almadınız dedi. Sinema televizyon Eskişehir mezunuyum ben dedi. İFR'ye gelmiştim dedi. Başvurdum, iş başvurusu da almadınız dedi. Bak polis olduk dedi. Sinan Çetin de burada abi dedi. Sinan Çetin'e acayip benziyor. Böyle saçlı baş. Polis. Abi dedi, ne olur dedi, ben bırakayım telefonu, e-mail adresimi de dedi. Bir iş çıkarsa haberim olsun. Yani böyle bir merak ve şey var herkeste. Senin soruna cevap verebildim mi? Ben edemiyorum da. Şimdi pardon, başka bir şeye gitti aklım. Bir kere ben çok yakın bir zamanda, bu senaristlerden bahsettim. Yani her yerden senaryo geliyor, herkesten sinemacı olmak için şey geliyor falan. Okuyorum bazılarını. İlk paragraflarını okuyorum. Tretman geliyorsa tretman okuyorum. İlk birkaç sayfayı okumaya çalışıyorum. Bazıları artık benim mesleğim bu. Yani ve vaktim ve enerjim sınırlı. Biraz bundan böyle yapıyorum ama eğer Türkçesi bozuksa kenara koyuyorum. Hikayeye bakmıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben o hikayeyi çok beğensem o yazarla çalışacağım. Başka yazarla çalışamıyorum ki. Onunla çalışacağım. Yazamayacak. Çünkü ilginç bir hikaye belki ama çok kötü anlatılmış. Türkçesi bozuk, yanlış yerlerde konmuş, bilmem ne etmiş, şudur budur. Anlatmayı bilmiyor. Yani karşısında birisinin olduğunu, ona hikayeyi anlattığının farkında değil. Kafasına göre örnekler olarak yazmış. Bir kere onları kenara koyuyor. İkincisi yani Hacivat bana saymayı öğretti. Şimdi de yazmayı öğretecek. Okuma dedim. Canım sen yaz, okumasan da olur dedi. Diyor. Böyle bir Hacivat Karagöz'de laf var. O laf mahsus yazılmış bir laf. Yani benim senaristimin gıcık olduğu diğer yazarlar için. Hiç okumadan yazı yazıyorlar. Ha,
Halbuki dünyanın bütün edebiyatçıları, bütün edebiyatçılarını okuyarak edebiyatçı oluyorlar. Yani bir karşısındaki okuyucunun, seyircinin neden anladığını, ona nasıl hikaye anlatılacağını bilmek lazım. Ve edebiyat bunu asırlardır yapıyor. Sinema sadece bir asırdır yapıyor. Onun için mutlaka edebiyatı senaryonun yerine koymak lazım. Benim tavsiyem kesinlikle edebiyat uyarlamaları yapmak senaryo için. Çağdaş veya eski fark etmez. Ondan faydalanmak. Ben hani bu konuyu çok kafaya takmıştım zamanında ve oturdum. Neredesin Firuze'den sonra özellikle. İki tane edebiyatçıyı tavladım. Şimdi de 5-6 tane oldular. Çok ciddi söylüyorum. Bir tanesini zorla, bütün hani utancına rağmen beraber bir roman yazmaya ikna ettim. Film olacak. Şu hikayeden ikna ettim ama. Yani başardım, ilham vermeye başardığım için bunu. Ve bence Türk edebiyat tarihine girecek kadar, üstünde benim adım yazıyor, aldanmayın. Bütün edebi tavrı Haldun Çubukçu'ya aittir. Yargı diye bir roman yazdık bir. O bir sinema filmiydi. Uyandım ben orada. Çok iyi bir edebiyatçıydı. Yıldız Sayan diye benim hayatta okuduğum en gerçek tasavvufi eseri yazmış bir roman yazardı. Hasan Sabbah'la ilgili bir romandı. Ondan çok etkilendim. Ve ondan rica ettim, benim hikayemi yazar mısın, film hikayemi diye. Önce senaryoyu yazdı, beğenmedim. O da beğenmedi. Dedim ki ne olur, sen şundan bir roman yaz. Yok olur mu? Ben roman yazarıyım, ben öyle ısmarlama yazamam dedi. Ondan sonra tartıştık, anlattım, konuştuk. Çok ilham verdiğini düşünüyorum. Kendisi de bunu doğrular. O tartışma ilham verdi ona ve romanı yazdı. Çok güzel bir roman oldu. Arkasından Gürsel Korat'ı kandırdım. Hem onun yazdığı bir takım şeyler var, oradan uyarlama yaptık birlikte. Hem Mevlana ile Şems üzerine benim eski bir hikaye arzum vardı. Yani bir arkadaşlık hikayesi yazmaktı. Onunla da yine